2024 yılına girdik. Teknoloji inanılmaz bir hızla gelişmeye devam ediyor. Yapay zeka ise bu gelişmenin merkezinde yer alıyor. Bu videoda 2024 yılı içinde beklenen 10 önemli yapay zeka gelişmesini derinlemesine inceleyeceğiz. Sanal influencer'lardan gelişmiş insansı robotlara, sanal gerçeklikten video oyunlarına kadar tüm bu gelişmeler geleceğimizi nasıl şekillendirecek? Hazırsanız başlayalım. İlk olarak sanal influencer'lardan başlayalım. Bu teknolojiye yapay zeka tarafından oluşturulan ve genellikle gerçek insanlar gibi görünen ancak tamamen dijital olarak tasarlanmış sosyal medya karakterleri diyebiliriz. Şimdi bazı örneklere göz atalım. İlk örneğimiz Lil Michaela. Kendisi 2016 yılında Los Angeles'ta Brut isimli şirket tarafından tasarlandı. 3D grafik teknikleri ve hareketli grafikler kullanılarak oluşturulmuş bir dijital karakter kendisi. Günümüzde ise yapay zeka desteğiyle kendisini daha da geliştirdi ve ünü artmaya devam ediyor. İlk çıktığında ise kendisinin sanal bir karakter olduğu insanlar tarafından anlaşılamadı. Sonraki süreçte ise kendisi insan olmadığını ve robot olduğu hakkında bir açıklama yaptı. Mikela kendisini 19 yaşında Amerika'da yaşayan Brezilya kökenli bir şarkıcı ve sosyal medya fenomeni olarak tanımlıyor. Şu anda Instagram'da 2.6 milyon takipçisi var ve dünyaca ünlü markalarla işbirlikleri yapıyor. Gelişim sürecine bakarsak tam olarak yapay zeka tarafından kontrol edilmese de gelecek açısından bizlere fikir veriyor. Diğer sanal fenomenimiz ise son dönemde İspanya'da ortaya çıkan Aitana. Kendisi bir sosyal medya fenomeni ve tamamen yapay zeka tarafından oluşturuldu. Ayrıca yaklaşık ayda 10.000 euro kazancı var. Tasarımcılar Aitana'nın hayatını oluşturmak için haftalık toplantılar düzenliyor ve bu süreçte çeşitli yapay zeka araçlarını kullanarak farklı aktiviteler tasarlıyorlar. Özetle bu tarz girişimlerin 2024 yılı içerisinde ciddi anlamda artması bekleniyor. Bir diğer beklenen gelişme ise sosyal medya platformları içerisinde yaşanacak. Sosyal medya içerisinde üretilen içeriklerin bir insan tarafından mı yoksa yapay zeka tarafından mı oluşturulduğu konusu son dönemde ciddi anlamda tartışılmaya başlandı. İlk hamle ise TikTok'tan geldi. Eğer bir içerik tamamen yapay zeka tarafından oluşturuldu ise bunu video yükleyen kişiden bildirilmesi isteniyor. Eğer kullanıcı bunu bildirmez ve bunu TikTok algoritması fark ederse içeriğinize bir nevi ceza veriyor ve içeriği yaymıyor. 2024 yılı içerisinde ise YouTube, Instagram gibi platformların bu tarz bir uygulamaya gideceği konuşuluyor. Ve yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğe bu içerik yapay zeka tarafından oluşturulduğu şeklinde bir etiket eklenmesi bekleniyor. Bu durum sosyal medya paylaşım alışkanlıklarını değiştirecektir. Gelişmiş insansı robotların doğuşuna tanıklık edebiliriz. Yapay zekanın entegrasyonu ile daha gerçekçi ve etkileşimli robotlar ortaya çıkabilir. Bu robotlar çeşitli görevleri yerine getirebilecek ve insanlarla etkileşimde bulunabilecek geçtiğimiz dönemde ise bazı örneklere şahit oldu. Stanford Üniversitesi ve Google DeepMind araştırmacıları tarafından geliştirilen Aloha isimli robot ev işleri yapabiliyor. Videolarda ciddi anlamda bir gelişme kaydettiği gözükmekte. Ancak Aloha projesinde çalışan bir mühendis şu şekilde bir açıklama yaptı. Aloha bu gördüğünüz inanılmaz işleri şu aşamada kendi başına yapmıyor. Arka tarafta insan müdahalesi ile bu görevleri yerine getiriyor. Şu aşamada Aloha mutfakta bir şef olmaktan çok uzak. Bu izledikleriniz ise bizim hayal ettiğimiz ve gelecekte olmasını istediğimiz gelişmeler. Bununla birlikte Elon Musk'ın da ayrı bir robot projesi var. Elon Musk insansı robotları geliştirdiğini bir süre önce açıklamıştı. Özetle bu projeler henüz emekleme aşamasına gibi görünüyor ancak yapay zekanın inanılmaz hızlı gelişimi bu süreci hızlandıracaktır. 2024 yılında beklenen dördüncü gelişme ise otonom sistemler. Yapay zeka tarafından yönetilen bu sistemler çeşitli görevleri yerine getirebilecek ve insanların günlük işlerine yardımcı olacak. Örneğin güvenlik, savunma, ulaşım, eğitim, sağlık, eğlence gibi alanlarda kullanılabilir. Ve bununla birlikte fiziksel dünyada daha etkili etkileşimler gerçekleştirebilmek için sensörler, kameralar, robotlar, dronlar gibi donanımla donatılabilirler. Bu sayede otonom sistemler insanlarla ve diğer otonom sistemler ile doğal bir şekilde iletişim kurabilir, çevrelerindeki değişikliklere uyum sağlayabilir ve karmaşık problemleri çözebilirler. Ve geldik 5. beklenen gelişmemize. Yapay zeka destekli video oyun karakterleri. Video oyunlarında NPC'ler dediğimiz yan karakterler vardır. Bunlar oyuncu tarafından kontrol edilmeyen ve oyunun yapay zekası tarafından yönetilen karakterleri ifade eder. Oyun dünyasında çeşitli rolleri yerine getirir ve oyunun hikayesi, atmosferi ve etkileşimleri için önemlidir. Özellikle açık dünya oyunlarında daha da önem kazanan NPC'ler artık yapay zeka gelişmeleriyle daha gerçekçi ve etkileşimli hale gelecek. Bu durum oyun deneyimini kökten değiştirecek. Bu işe Nvidia çok kafa yoruyor ve geçtiğimiz aylarda yeni projesini bizlere tanıttı. Bu yeni teknolojinin ismi ise Avatar Cloud Engine. Bu teknoloji NPC'lerin oyuncularla gerçek zamanlı ve doğal bir şekilde konuşmasını ve uygun mimikleri göstermesini sağlıyor. Oyun severler bilir, normalde oyun içerisinde her karakterin belli bir sayıda diyaloğu bulunur ve bu diyalog belirli bir yerden sonra tükenir. Ve NPC aynı cümleleri konuşmaya başlar işte bu teknoloji sayesinde oyun içerisinde istediğimiz kadar muhabbet edebileceğimiz NPC'ler geliyor. Bir oyun sever olarak ben de heyecanla bekliyorum. Bir aksilik olmazsa 2024 yılı içerisinde ilk örnekleri göreceğiz. 6. beklenen gelişmedeyiz. Metinden videoya dönüşüm. 2024 yılı yapay zeka destekli metinden videoya dönüşüm teknolojilerinin yılı diyebiliriz. 2023 sonlarında Pika, Runway gibi ürünler iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı bu durum içerik oluşturma süreçlerini değiştirecek ve yeni imkanlar sunacak. Ayrıca diğer şirketler de bu yıl video konusunda ciddi adımlar atacak. Örneğin Adobe, Premiere Pro ve After Effects içerisinde bu özelliği getireceğini açıkladı. Hatta GPT-5'in kendi başına video üretebileceği konuşuluyor. Şu aşamada bile GPT Store mağazasında bazı metinden video üreten şirketler GPT'leri tasarladı ve kısıtı da olsa video üretebiliyoruz. Devam edelim. 7. beklenen gelişmedeyiz. Yeni yapay zeka ürünleri. Google Gemini gibi tamamen yeniden oluşturulmuş yapay zeka mimarileri ve GPT-5 gibi gelişmeler, yapay zekanın işleme ve anlama kapasitesini artıracak. Bu ürünler daha karmaşık görevleri yerine getirebilecek. Bununla birlikte Google'ın Gemini Ultra modelinin 2024'ün ilk çeyreğinde çıkacağı açıklandı. Ayrıca GPT-5 geliştirilmeye ve eğitilmeye devam ediyor. Muhtemelen yaz aylarında GPT-5 ile karşılaşmamız mümkün. Ayrıca Samsung, Apple gibi akıllı telefon üreten şirketler 2024 yılı itibariyle cihazlarına yapay zekayı entegre etmeye başladılar. Hatta yakın zamanda Samsung yeni akıllı telefonu S24 serisi içerisinde yapay zeka destekli bir işlemci olduğu ve cihazda yerleşik yapay zeka özelliklerinin olacağını açıkladı. Apple tarafına baktığımızda ise 2025 yılına kadar cihazlarına yapay zeka desteği getireceği bekleniyor. 8. beklenen gelişmedeyiz. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik entegrasyonu. Yapay zeka artırılmış ve sanal gerçeklik deneyimlerini geliştirmek için kullanılmaya başlandı. Bu da eğitimden eğlenceye kadar geniş bir yelpazede uygulamaları etkileyecek. Apple ve Meta bu konuda ciddi adımlar atıyorlar. Yakın zamanda Apple Vision Pro ön siparişi açıldı. Ayrıca Meta da bu alanda ciddi yatırımlar yapıyor. Hatta ünlü gözlük markası Ray-Ban ile de bir anlaşma yaptılar. Bu yıl sanal gerçeklik konusunda ciddi gelişmeler görebiliriz. 9. Beklenen gelişmedeyiz. Yapay zeka etiği ve düzenlenmesi. Yapay zekanın giderek daha fazla alanda kullanılması etik ve yasal sorunları da beraberinde getiriyor. Yapay zekanın insan haklarına, gizliliğe, güvenliğe, adaletliliğe, sorumluluğa ve hesap verilebilirliğe nasıl uyum sağlayacağı 2024 yılında daha çok tartışılacak ve düzenlenecek önemli konulardan biri olacak. Geçtiğimiz dönemde ise Avrupa Birliği, İngiltere, Amerika, Çin gibi ülkeler Yeni bir yapay zeka anayasası oluşturmak için çalışmalara başladı. Hatta ilk taslaklar belirlendi. Muhtemelen bu yıl birçok ülke çalışmalara katılacak ve yapay zeka ile ilgili yeni yasaların ortaya çıkacağı aşikar. Ve geldik son beklenen gelişmemize. Yapay zeka ve sağlık. Yapay zekanın sağlık sektöründe büyük bir potansiyeli var. Hastalıkları teşhis etmek, tedavi planları oluşturmak, ilaç geliştirmek cerrahi operasyonlar yapmak, salgınları önlemek ve sağlık hizmetlerine erişimi artırmak gibi pek çok alanda kullanılabilir. 2024 yılında yapay zekanın sağlık alanındaki uygulamaları daha yaygın ve etkili hale gelmesi bekleniyor. Özellikle robotik cerrahi ile yapay zekanın birlikte kullanımının artacağı öngörülüyor. Tabii ki bu gelişmelerin haricinde birçok gelişme daha öngörülüyor. Eğitim, çevre, sanat, güvenlik gibi birçok alanda farklı işler göreceğiz. Örneğin Microsoft tarafından yapılan çalışmada 30 milyon inorganik madde incelenmiş ve bir haftadan kısa sürede yapay zeka ve süper bilgisayarlar sayesinde 18 adet gelecek vadeden aday tespit edilmiş. Normalde bu işi klasik yöntemlerde yapsalardı yaklaşık 20 yıl sürecekti ve bu işlem bir haftada tamamlandı. Gerçekten inanılmaz. Özetle 2022 yılı içerisinde aktif olarak hayatımıza giren bu teknoloji 2023 yılında inanılmaz bir hızda gelişim gösterdi. 2024 yılında ise bizleri şok edecek yeni gelişmelerin yaşanması muhtemel ve yapay zekaların hayatımızın neredeyse tüm alanına sirayet ettiği kesin. Son olarak genel yapay zekadan bahsetmek istiyorum. Yani AGI bu yapay zeka bildiğimiz yapay zekalara nazaran mantık yürütebiliyor ve tıpkı bir insan gibi bilinçli hareket edebiliyor. Son dönemde kendisi hakkında ciddi spekülasyonlar var. Özellikle OpenAI'ın Agi'yi geliştirdiği iddia ediliyor. Sam Altman'ın son dönemde yapmış olduğu açıklamalar ise bunu doğrular nitelikte. Hatta geçenlerde şu şekilde bir açıklama yaptı. Eğer bugün yapay genel zekası gelirse, birçoğunuz yıl sonuna kadar işsiz kalacak. Ciddi ve önemli bir açıklama. Bakalım zaman bize neler gösterecek. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Kanalın büyümesi ve gelişmesi adına. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.